Edward benim kardeşim. Selamlar Enver abi. Umudumuzu kaybetmeyen bütün çiçekleri koparabilirler ama baharın gelişini engelleyemezler. Bu ülkeye el ele barışı getireceğiz demiş. Valla bu ülkeye barışın gelmesi imkansız mı? Değil. Fakat bu ülkeye barışın gelmesinin önündeki engel insan malzemesidir. Neoliberal siyasetin doğurduğu bencil, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti, yılan sağ mutlaka dokunur. Ayrıca yılanın dokunması da sorun değil. Yılan da doğanın bir parçası, insandan daha büyük bir mahluk yok. Hiçbir yılan zaten orman yangını falan da çıkartmaz. Türkiye'de barış olabilmesi için temel meselelerde mutabık olmamız gerekir. Bunların başında bizim bir cumhuriyetimizin olması gerekir. Cumhuriyet eğer bu biçimde ortadan kaldırılıyorsa ve kimsenin buna sesi çıkmıyorsa ve başkanlık sistemi denen bir bela, tek adam rejim ortaya çıkıyorsa neyi görüyoruz? Gece yarısı bakanları gönderiyorlar. Fahrettin Koca da tarih oldu. Murat Kurum geri geldi. Şimdi Allah aşkına Murat Kurum'un nasıl birisi olduğunu gördük. İki cümle arka arkaya koyamıyor. Aynı zamanda kör cahil. Bütün bunlara dönüp baktığımız zaman bakın kör cahil. Kör cahil iki cümle kuramıyor. O da ekose şey giyiyor, ceket giyiyor falan. Ve bu adam İstanbul'da ne dediği belli olmayan kişinin ne olduğu bir şekilde ortaya çıktı. Yani sizin şirketiniz olsa Murat Kurum'a o şirkette yer verir misiniz? Herhangi bir şeyi emanet eder misiniz? Apartmanınızda yönetici yapar mısınız? Ben yapmam. Ben yapmam. Ne dediği belli değil, söylediği belli değil falan. Böyle bir figür, böyle bir gülünç figür. Anlaşılan o ki Emine Hanım'ın da desteğiyle yeniden bakan yapılıyor. Şimdi düşünün diyeceksiniz ki o bakan olsa ne olur, bu bakan olsa ne olur. Zaten sorun da o. Hepsi Erdoğan'ın iki dudağı arasında ve Türkiye bir cehennem. Şimdi siz bunu gece yarısında iki cümleyle ben bunu aldım, bunu verdim diyen bir anlayış karşısında toplumsal muhalefeti örgütleyemezsiniz. Burada hep söyleyeceğim, kimse kusura bakmasın. 1 Mayıs'ta kaçarsanız bu olacak iş değildir. Bakın, bakalım orada bir süredir kabinede değişiklik iddiaları vardır deniyor ve Mehmet Özhaseki ile Fahrettin Koca gidiyor. İki simge isim. Mehmet Özhaseki Kayseri'dedir. Muhtemelen bu işlerde biraz da gümbürtüye gitmesinin nedeni belki de son günlerde olanlar da olabilir. Mehmet Özhaseki Abdullah Gül'ün adamıydı. Uzun süre Erdoğan tuttu onu. Özhaseki Abdullah Gül'ün adamı olduğu halde neden gönderiliyor? Önümüzdeki günlerde konuşacak. Hayatımda gördüğüm tek ayağında 50 tane farklı şey söyleyebilen bir isim. Bir oraya bir buraya boncuk dağıtıyor. Bildiğiniz gibi çok enteresan bir isim. Rahat durmayacaktır. Fahrettin Koca ise tarikat, cemaat vesaire ilişkilerini dengeye götürmeye çalıştı. Türkiye'nin liberallerin ya ne kadar beyefendi adam falan dediği pandemide birisi her şeyi mahvetti. Türkiye'deki sağlık sistemini çökertme görevinin son hamlesiydi. Ve neden görevden alındığı şu anda da belli değil. Ama gelenek olarak bakanlara faturanın çıkması, Erdoğan'ın koltuğunda oturması, Erdoğan'ın çevresi kötü geleneğinin sürmesi bu halde. Peki Fahrettin Hoca'dan kim hesap soracak pandemi vesaire? Ya gel kardeşim ne olduğunu bitti. Hiç kimse. Peki şeyden kim hesap soracak? ÖSAS'a hiç kimse. Evine uçakla gidip helikopterle gidip gelmeler. Peki zaten gelen kim? Öteki adamı tanımıyorum ama Murat Kurum. Allah aşkına Murat Kurum'un bırakın bu ülkeye kendi mahallesine oturduğu yere bir katkısı olabilecek mi? Hayır. Tek adam işte bu. Tek adam nedir? Zulüm.